videoda dünyanın en korkusuz insanlarına bakacağız. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. 2 milyona çok az kaldı. Ne oluyor? Karanlık bir ortamdayız şu an abi. Ayaklarının ucunda bir tane kocaman balık mı var? Timsah var. Her yer timsahlarla dolu, şu gözlere bak. Seni yemek için bekliyor hepsi ve sen orada oturmuş video çekiyorsun. Bu oyuncakların saçını yapan alet mi? Yalnız bir şey diyeceğim, ne kadar korkusuzsun ya. Hani şöyle bir elini kaydırsan mesela eline saç dikilecek, haberin yok. Gerçekten hani bu kadar tehlikeli görünmeyip bu kadar tehlikeli olan bir aletle bu kadar rahat çalışan ilk defa görüyorum. Cümleyi iyi toparladım ha. Oo abi, sen erimiş demir fabrikasında çalışıyorsun ve ne kadar rahatsın bak. Sanki 1000 yıldır aynı işi yapıyor ya da o çalıştığı şey 100 milyon derece değilmiş gibi. Şu an ne kadar rahat ya. Ben orada olsam var, kaçın kaçın sıcak geliyor kaçın falan derdim yani. Sen kanoyla suda olman gerekmiyor mu ya? Ama o su değil. O su seni kaldırmaz çünkü. Nereye gidiyorsun? Bu nasıl bir yolculuk abi şu an? Nasıl duracaksın mesela ya bir şeye çarpsan? Şu an bayağı hızlı gidiyoruz yalnız. Ben bir tedirgin oldum. Trambolinde böyle takla atabilen var mı aramızda? Ben bir iki kez denedim. Çok korkuyorum ya takla sırasında. Şuna bak. Şu an bayağı yükseldim. Abi takla atamıyorum ben. Hep aklıma şey geliyor, ya boynumun üstüne gelirsem diye. O yüzden ben tramboyla gittiğim zaman sadece böyle zıplarım. Arıcı mıyız? Yalnız bir şey diyeceğim, siz arıcı gibi değilsiniz de yani arılar sizci gibi ya biraz. Şuna bak, bu kadar arılar nasıl çalışıyor olabilirsin? Yani o kıyafet, ben hep şeyi düşünürdüm mesela, ya şurada bir açıklık varsa. Ay ya bir yerim açıldıysa falan, abi ben bunların yanında durmam. Bana istersen git astronot kıyafeti ver, bir şey ver böyle demirden kıyafet, yine girmem aralarına. Merhaba, hey gelme, git geri geri, ne kadar korkusuzsun ya. Elinle tutuyorsun şu an kobra, böyle kabarmış üstümüze geliyor dilata ata. Şuna bak deyip sokacak bir tane, abi ne kadar korkusuz. Çok tehditkar duruyor yani bu yılan, hani yapmayacağı %100 garanti olsa bile ben yanaşamam. Bak şuraları büyütmüş bir kere, yani seni av olarak görüyor. Eğer panikleyip uzağa yüzmeye çalışırsan köpek balığı seni kovalar. Nasıl sakin kalabilirim şu an, köpek balığı geliyor. Ne yapmam lazım? Göz kontağı kur, onu böyle ittir. Sağ ol ya. Ne kadar basit bir şeymiş. Ne kadar korkusuz insanlarsınız. Yanından köpek balığı geçiyor, bak böyle yapıyor. Köpek balığı gelecek. Ben onun gözünün içine bakacağım. Sonra burnundan ittirip şöyle başka yöne göndereceğim. Ben o anda bakabiliyor muyum abi korkudan? Sen onu bana bir sorsana. Bunlar... Oy yine bir sürü timsah var. Neredeyiz? Abi bu timsahlar sizi yiyecek. Çadır mı burası? Ne kadar sakinsin ya. Çadırda seni pişmeni bekliyor hayvanlar. Sen orada oturmuşsun, video çekiyorsun. Bu abi de... Hayda. Maymunların arasında kalmış. Abi goril bu ya. Ne kadar korkusuzsun ya. Gerçi abi bir de o korkusuzluğu ona sormak lazım. O an neler düşündü bilmiyorum ama en azından hareketsiz kalabilmesi çok önemli. Yani maymunlar gelir bakar böyle, ondan sonra gider diye düşünüyor. Ben bu abiyi bir alkışlarım ya, bak çok iyi hareketsiz kaldı. Ne o? Ay, ne kadar da büyük bir örümcek ya. Bu kadar örümcek mi olur ya? Avustralya'da mısınız? Abi örümcek bak alamam. Şu görevi yapacak insan ben değilim evde. Yani Sibel yapar, ben yapamam bunu. Benim dışımda herkes yapsın abi, şu görev bana ait değil. Örümceği bırak, ben şu kadar böceği alamıyorum daha ya. Oy ne kadar da havalı bir panter. Dikkat et, eline dikkat et. Hayır öyle şakalar falan yapma, hayır. Abi hani kedidir sonuçta da. Hani ne bileyim, şakasına bile olsa kolun koparsa hani çok da şaka olmaz açıkçası. Ben yapamazdım bunu. Peki çok derin sulardan korkan var mı aramızda? Mesela bunu yapabilirdim, bakın buradan korkmazdım. Dünyanın en derin havuzuna dalıyor adam. Yani bilmiyorum, biraz aydınlık gibi de karanlık gibi de, karanlık kısmına dalamazdım ama adam ne kadar relax daldı ya. Kutup ayısı geldi. Abi video çekiyorsun da ayı geldi. Ne yapacağız? Yat yere yat, ölmüş numarası yap. Vay, ayıyı kovalıyor. Bak sen. Bir şey diyeceğim abi, ayıp değil mi? Ayının evine gitmişsin, ayıyı kovuyorsun ya. Hiç hoş oldu mu şimdi yani? Ayrıca senin bu korkusuzluğunu da ben bir alkışlamak isterim. Adam ayıyı kovdu ya. Neredesin abi? Metro gibi bir şey mi? Ne bu? Mağara mı? Ne var orada? Bakayım. Sen neredesin? Ha şeyde bu. Rüzgar enerjisi, o pervane artık adı neyse işte. O kadar gerildim ki bak adını unuttum. Onun tepesinde.
Benim galiba yükseklik korkum var ya, ben çıkamazdım. Ben zaten çok yüksek binaların da böyle balkonlarına hani biraz tedirgin yaklaşırım böyle aşağı bakarken. Hep korkarım, belki tansiyonum düşerim diye çok korkarım. O yüzden bence sen de öyle yüksek yerlerde öyle kenarlara çok yaklaşma. Abla, tepende timsah var ve ne kadar korkusuz insanlarsınız ya. Şu an beni aşırı şaşırttınız. Nasıl korkmuyor olabilirsin? Timsah dese ki ya karnım acıktı ben bunu bir yiyeyim ya dese ne yapacağız? Hadi Yunus'la yüzenleri biliyoruz işte, karettayla yüzde abi, timsah bilmiyorum yani, milyon dolarlar ver yapamam. Yapmayı çok isterim, o milyon dolarları almayı çok isterim ama yapamam. Bu adamı kesinlikle görmüşsünüzdür Instagram'da, aslanlara fısıldayan adam ya, şuna bak. Su içen aslanı arkadan yaklaşıp aslanı korkutuyor ya. Adam aslana şaka yapıyor bak. Aslan nasıl bir anda korktu döndü. Abi nasıl bir hareketti ya bu? Ben mümkün değil yani. Ya aslan bir yandan oğlanı deyip ısırsa? Belli ki aslanlar seninle beraber büyümüş ama yani abi. Çok korkusuzsun sen. Bu insanlar gayet güzel yemek yiyor. Ha siz yukarıda mı yiyorsunuz yemeği? İlginç bir etkinlik ya. Böyle insanları vinçle kaldırıyorlar. Tepede yemek yiyorlar. Yani ya ama ip açılırsa, ne bileyim benim koltuğum vidası mesela açıkmış yani, ya düşersem? Ben orada o yemekten keyif alamam ki. Abi bu Komodo ejderi değil mi bu? Sen ona muz yediriyorsun. Bir şey diyeceğim, ne o? Zehirli diyor, venomous diyor. Abi ona yaklaşma, sevme, yok yok git. Nasıl bu kadar korkusuz olabilirsin, zehirli diye yazmış oraya. El yapımı balta. Bir şey diyeceğim, tehlikeli değil mi abi sence? Yani bence biraz tehlikeli gibi duruyor. Ya onu tam böyle kıramayıp geri sekerse o zincir falan, ne yapacağız o zaman? İyi de kırdı ama yani bilmiyorum, bence normal balta iyidir. O ne ya, bu adam ne ittiriyor kafasıyla? Koç mu bu? Keçi mi? Abi ben bunu da yapamazdım mesela. Ben böyle hayvanlardan korkuyorum biraz ya. Ben sadece köpek seviyorum galiba. Yani bilmiyorum, şu gözlere falan bak, ne kadar sinirli. İttiriyor, ne bileyim yani, ya dönüp ısırırsa falan. Burası galiba bir Luna Park ve dönmeli bir şey. Abi sen orada çalışıyorsun değil mi? Şu hareketlere bak. Çok profesyonelleşmiş artık. Günde belki 500 kez döne döne adam korkusuz olmuş. Abi galiba ATV'yi başka bir şey yükleyecek. Ve o nasıl bir hareket ya? Bu adam kesinlikle ne yapması gerektiğini biliyor bu arada. Nasıl öyle onun üstünden ters ters götürttün kendini ya? Bu abi kaynak yapmaya çalışıyor galiba da. Okyanusun ortasında. Böyle bir şeyler hareket ediyor. Hareketliyken kaynak yapılır mı yapılmaz mı onu da bilmiyorum. Tutmuyor galiba kaynak bu arada. Bence bu adamın maaşına zam yapılmalı. Yani bu adam şu çalıştığı ortama bak ya. Gemi geliyor. Farkındaysan gemi geliyor. Ve kurtulabileceğin gibi de değil. Sağ kırsana ya da kazamaz. Kazamaz! Gemi geldi şu an, geldi. Gerçi bu video yükleyebildiğine göre herhalde bir şey olmamıştır. Karanlığa doğru yürüyüş gibi bir şey diyor da anlamadım. Oo, bu ormana mı yürüyeceksin? Hayır, mümkün değil. Filmlerdeki orman bu ya, buradan bir şey çıkacak belli ki. Bana yani çok yüksek para verseniz bile ben bu ormana giremem ya. Bu ne kadar korkunç, ne kadar karanlık bir yer. Hiçbir şey görünmüyor ki. Ağaçlar gökyüzünü kapatmış. Bu abi de bence dünyanın en korkusuz insanlarından bir tanesi. Yılanlarla çalışıyor. Şuna bak ya. Ne kadar korkmuyorsun şu an? Yumurtaları falan var bak, kameramana saldırdı yılan. Abi ne kadar sakin. Orada örtüyü açıyor, böyle yılana bakıyor falan. Sanırsın köpek besliyor adam, yılan besliyor. Şelalenin tepesinde oturmak. Oy, o nasıl manzara öyle? Bak ayaklarım yerden kesildi. Çok kötü oldum şu an. Ya güvenlik önlemi falan da var da. Yok ya, ya ip açılırsa. Ben hep böyle şeyleri düşünürüm. O ne be? Bu ne böceği bu? Bu nasıl bir böcek? Dur bakayım. Kafası da kocamanmış. Ağzı var bak. Böyle tutmaya çalışıyor. Bir şey yakalarsa yiyecek. Abi gerçekten şöyle böcek elleyen insanlara bazen şaşırıyorum ya. Özeniyorum da yani. İnsanlar böyle böceği alıyor, seviyor, bakıyor falan. Ben böcek gördüğüm zaman böyle zıplayıp kaçıyorum. Ben de istemiyorum ama işte yapacak bir şey yok. Neredesin abi sen? Bura nasıl bir şey ya bu? Mağara mı oran? O delikten sen girdin. O delikten geri mi çıkacaksın? Bak klostrofobi oldum şu an. Bak sıkıştım. Nefret ederim böyle darlanmaktan ya. Ben böyle metroda falan bile insanlar tepeme çıkınca çok fena darlanıyorum. Ben burada mümkün değil abi, ben oradan geçemem. Ne o? Aha arılar var. Bir sürü arı var camın önünde. Ne yaptın sen? Nasıl bir hareket yaptın da bu arılar geldi ya? Galiba arıları rahatsız ettin. Korkmuyor mu? Bence korkmalısın. Yine mi köpek balığı?
Abla nasıl bu kadar sakin olabilirsin? Bak geliyor. Seni yiyecek şu an. Seni kocaman bir yemek olarak görüyor. Bak dokundu. Burnunu tuttu. Ya hayvan orada nargın deyip bir şey yapsa ısırsa? Düğün fotoğrafı mı çekiliyor? Ablayı nereye attınız ya? Nasıl bir şey? Aa, ne güzel fotoğraf çıktı. Yalnız abla biraz tırstı galiba ya. Havada olmaktan hiç mutlu değil. Kanyonda bu nasıl bir yol ya? Abi güvenlik önlemleri alınmış. Belli ki profesyoneller tarafından yapılıyor. Ama bu nedir ya? Bu nasıl bir ortam ya? Ben mesela şurada dursam, manzaraya baksam bana yeter. Ben o demirlerden yürümek istemiyorum. Oraya demiri kim koydu? Koyarken iyi yaptı mı onu, öyle güzelce yerine sabitledi mi? Bu kaç kiloya kadar taşır? Beni taşır mı? Bugüne kadar belki çok kişiyi taşıdı, son kişi ben olacağım falan. Ben bunları düşünürüm. Evet gençler, bu videonun daha sonuna geldik. Dünyanın en korkusuz insanlarına baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın, herkesi bekliyoruz. Şimdi şu videolardan devam edebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.